Hoş geldin kara gözüm. Hoş bulduk kel kapalı üzüm. Merhaba. Bugün de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün çene çarpan. Nasıl bir isim böyle? Evet, Tekirdağ'a gidiyoruz. Çene çarpan çorbası yapıyoruz. Sonra çökertme kebabımız var. Arkasından cevizli irmik tatlısı ve kuru meyvelerden olan bir hoşafımız var. Bugünkü iftar menümüz bu şekilde. Öncelikle tabii ki cevizli irmik tatlısından başlayacağız. Çünkü onu fırına atacağız. Konumuza gelirsek ise her şeyin bir süreci var ve geçmişte tutsak kalmayın. Geçmişteki şeylerle tutsak kalmayın. Bir bardak sütümü ocağa koyuyorum. Ve onun ılınmasıyla başlıyorum. Yaklaşık neredeyse 2 bardak irmiğimizi, yani 1:3/4 bardak irmiğimizi sütümüzle beraber demleyeceğiz. Bu arada başka ne yapıyoruz? Hemen ona da devam edelim. 1 bardak şeker ve 1 bardak su. Evet, onu da alalım. Öncelikle şekerimizi koyuyoruz. Bu şerbetimiz de yine fırından çıkar çıkmaz soğuk olan şurubumuzu sıcak olan tatlımızın üzerine dökeceğiz. Bir, yine aynı şekilde 1 bardak su. Tamam, bu arada bunun da altını açtık. Peki, sütümüz oldu. Kaldıralım. Sütümüzü irmiğin üzerine döküyoruz. Ve bir alüminyumla demlenmesi için 1-2 dakika fazla değil, bekliyoruz. Biz de bu arada hoşafımızı yapıyoruz. Hoşafımız için de ne gerekli? Şimdi öncelikle 2 bardak su, 2 bardak şeker şeklinde onun da hoşafımızın da şurubunu yapalım. Yine şeker. Şerbetim, şuruplarım daha doğrusu kaynayınca tatlımın içerisine limon, hoşafımın içerisine istersen karanfil, istersen gül suyu, İstersen vanilya koyabilirim. Arkasından da kuru meyvelerimi içerisine atacağım. Ne var kuru meyvelerim olarak? Ananas, kivi, sonra mango kurusu. Bu da çok değişik. Muz, muz kurusu. Şuna bakar mısınız? Küçücük. Evet, bu arada fokurduyorlar. Evet, altını kapatalım. Şöyle karıştıralım. Evet, yarım limon alacağım. Alalım. Onu kesiyoruz. Bu arada bu taraf hoşaf, ben de oldum diyor. Hoşafın şurubu da oldu. Onun da altını kısıyorum. Önce burada limonlarımı sıkıyorum. Yarım limon sıktık. Tamam. Ve kurularımızı da atıyoruz. Meyve kurularımızı. Şöyle, evet, tamamını atalım. Altını kısıyoruz. Şuna tamam. Evet, tatlımıza geçiyoruz. Bakalım, ooo, güzel. Tamam. Şimdi sıcaklığı iyi. Çok sıcak olmasını istemiyorum. Neden? Çünkü yumurta koyacağım. Yumurtamın da pişmesini istemiyorum. İrmiğim çok sıcak olmasın çünkü yumurtayı koyduğumda yumurtamın pişmesini istemiyorum. Şimdi 1 çay bardağı şeker ve bu çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ koyacağım. Yumurtamı kırıyorum şimdi. Şimdi karıştıralım. Hamurumuz olduktan sonra açacağız. Biraz dinlendirmemiz lazım yalnız. Ben dinlendireceğimiz için önceden
sizin için dinlendirilmiş bir hamur yaptım. Daha doğrusu hamuru önce yaptım, sonra dinlendirdim. Şimdi neye ihtiyacım var? 3 su bardağı una. Eldiven alıyoruz ve yoğuruyoruz. Bu arada hoşafımız oldu. Altını kapatalım. Bundan sonra hamurumuzu biraz dinlendirmemiz gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi ben sizin için dinlendirilmiş bir hamur yaptım. Onunla devam edeceğim. Şu kıvamda oluyor işte. Böyle. Ama bunu dinlendirmeniz gerekiyor güzel açılması için. O yüzden ben de şimdi değiştiriyorum. Hokus pokus tingara tokus. Böyle dinlenmiş bir hamur. Şöyle kenara atalım. Tabii ki hamuru alalım. Biraz un. Yine. Şöyle. Ve açıyoruz. Şimdi biraz kenarlardan düzeltme yapalım. Bakın çok elastik bir hamur oldu. Yani irmikli olmasına rağmen gördünüz mü ne kadar rahat açılıyor. Dinlendikten sonra böyle rahat oluyor. Ortadan ikiye bölüyorum. Tamam. Şimdi ceviz ve limon kabuğu. Şöyle bir döveyim, sonra tekrar koyalım. Çok değil, böyle hani iri iri olmasını seviyorum ben. Ondan sonra da limon kabuğu. Bir böyle rende gibi limon kabuğunu soyan bir alet kullanabilirsiniz mutfakta. Ya da rende kullanabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa. Benim şu alet çok hoşuma gidiyor. O yüzden bundan kullanacağım. Bunu yine pastacılık malzemeleri satan yerden alabiliyorsunuz. Yani pastacılık ya da aşçılık, mutfak malzemeleri satan yerden. Evet. Güzelce içerisine bu şekilde limon kabuklarımızı koyuyoruz. Şu kapıları da koyalım. Şimdi bitti. Cevizi kaldırıyorum. Şöyle cevizlerimizi koyuyoruz. Şimdi bakıyoruz. Hafifçe büyük. O zaman şu kenarlarını katlayalım. Zaten cevizimiz düşmesin diye. Şöyle sarıyoruz. İyice şu kısımlarına biraz su ekleyeceğiz o kısımlarına. Böylece yapıştıracağız. Suyumuzu alalım. Koyacağız. Diğerini de yapalım. Şöyle yerleştiriyoruz. Üzerine erimiş tereyağı koyacağız. Ve şöyle. Ondan sonra da şöyle önüme alayım. 180 derece fanlı fırınımıza koyuyoruz. Başka bir seçeneğiniz de yine yağda kızartabilirsiniz. Evet, gidiyor. 180 derece sıcak, fanlı. Şimdi sıra çene çarpan çorbamızda Tekirdağ'da.
sıra geldi Çene Çarpan Tekirdağ tarafına ait olan bir çorbamıza. Onun için öncelikle hamurunu yapıyoruz. Çünkü bazı yörelerde bu çorba için hamurlu sütlü çorba diyorlar. Şöyle bir kere 2 bardak dolu dolu su bardağı unumuzu koyuyoruz. Hatta Kütahya taraflarında bu Tekirdağ bölgesinin çene çarpan çorbasını yapıyorlar. Ama içerisine mercimek ve salça koyuyorlar. 1-2 O yüzden de hani rengi biraz daha değişiyor. Ama aynı tarz çorba. Yine böyle hamurlu, sütlü bir çorba. Tamam. 2 bardak dolu dolu bardak unumuzu koyduk. Ve 1 tatlı kaşığı tuz. Daha şöyle. Sonra 1 çay bardağı su koyacağız. Evet, 1 çay bardağı suyumuzu da alıyoruz. Şuradan. Yoğurmaya başlayacağız. Sıkı bir hamur. Sert. Şimdi şöyle kenara koyalım. Şuraları bir toparlayalım. 4 su bardağı süt. Onu dolaptan alıyorum. 2 su bardağı su. Evet. Hemen görebiliyor musunuz? Evet. Bu karışımımız bir taşım kaynasın. Sanki makarna yapıyormuş gibi. Şöyle koyalım. Böylece açtığımız hamuru onun içerisine atacağız. 1 yumurta ve 1 limonla da terbiye edeceğiz. Evet. Bunlar burada. Hamurumu açmaya geldi sıra. Şöyle kenara doğru alalım. Her şeyi döktüm, yıktım ama devam ediyorum. Hamurum böyle yumuşacık, çok güzel. Evet, şöyle olabildiğince ince açacağız. Evet, şöyle hatta çekiştirebilirsiniz. Böyle elinizle bakın o elastikiyeti yakalayacağız. Güzel. Dinlendiği zaman daha da güzel olur hatta. Şimdi kesiyoruz. Keselim. Şöyle şöyle şeritler. Hatta böyle çoklu bıçaklar vardır. Onlarla daha rahat kesersiniz. Hemen göstereyim size o bıçaklardan. Bunlar böyle akordeon gibi. İstediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Tutup kesebilirsiniz. Şurada da sert boyutunu ayarlıyorsunuz. Şöyle. Şimdi ben diyorum ki şöyle olması bana yetecek. Şimdi şunları atalım. Hatta şunların tamamını buraya koyuyorum. Şöyle koyayım. Evet. Aynı zamanda da atmaya devam ediyorum. Çok güzel bir koku geliyor. Şöyle bakıyorum. Evet, olmuş. Gerçekten bu kokuyu seviyorum. Şimdi hemen üzerine yaptığımız şurubumuzu koyalım. Diyor. Tamam. O şimdi çekecek iyice ve yemeğe hazır. Üzerine yine Antep fıstığı ya da Hindistan cevizi, bunu nasıl isteyebilirsiniz. Peki çorbamıza bakalım.
Çorbamız da olmuş. Altını kapatıyoruz. Terbiye edebiliriz. Bir gıdım soğusun, bir gıdım. Evet, şimdi güzelce çorbamızı da şu arkaya alıyorum. Henüz terbiyesini yapmadım. Şöyle bir kapatalım. Evet, iki tane tava çıkarttım. Biri patateslerim için, diğeri de etlerim için. Çökertme kebabında neler var? Bir kere biftek, domates, sonra tereyağı var biraz, sarımsak. Hemen şuradan sarımsak alalım. 3 diş bana yetecek. 3 diş. Sonra patates ve yeşil biber. Şöyle 2 tane yeşil biber, 1 tane de patates işimi görecek. Ne kaldı? Sadece yoğurdum kaldı. Onu da servis için kullanacağım ama şimdiden çıkartayım. Yoğurt. Şöyle kenara koyalım. Ne kadar çok dağıldım değil mi? Hemen başlıyoruz. Sarımsaktan. Şöyle biraz hızlanalım. Hadi tempoyu arttıralım. Şimdi çökertme kebabı da aslında Bodrum taraflarında bir yerin ismi. Orada yapılıyor. Onun da bir hikayesi var. Acıklı olduğu için çok sevmiyorum. O yüzden anlatmayacağım bugün. Bu böyle şey gibi oldu. Bu tarifi vermeyeceğim gibi oldu. Evet, şöyle sarımsaklarımızı soyuyoruz. Şimdi etlerimizi buzdolabında yıllandırdık. Yani böyle kuruttuk hafifçe. Bunu her seferinde anlatıyorum. Çünkü neden? Çünkü etin üzerinde kabuk olduğu zaman pişmenin sonunda güzel, nemli, sulu bir etiniz oluyor. Sarımsakları şu şekilde küçük küçük doğruyorum. Tamam, şöyle. Bir kere sarımsaklarımızı kestik. Sıra biberlerimizi de keselim. Onlara geldi. İçlerini alıyorum. Biber C vitaminince çok zengin. Aslında yeşil biberde yok yok. C vitamini, K vitamini, potasyum, fosfor. Sonra bağışıklık sistemimizi çok diri yapıyor, güçlendiriyor. Ama çiğ yendiği zaman hani gastriti olanlar, ülser problemi olanlar da bazen sorun yaratabiliyor. Yine doktorunuza her zaman danışın. Beslenme uzmanınıza her zaman danışın. Evet, şöyle biberlerimizi de doğruyoruz. Tavamızın altını yakalım. Biraz zeytinyağı. Evet. Evet, sarımsaklarımızı atıyoruz. Bunlar da gidiyor. Etlerimizi de ayarlayalım. Şöyle ince küçük dilimler kesiyoruz. Onları da tavamıza atıyoruz. Ve Maillard dediğimiz o kahverengileşme reaksiyonu var ya, onun oluştuğunu görüyoruz. Lezzet oradan geliyor. Bunları da atalım. Wow. Gerçekten güzel gözüküyor. Ve sonuncuyu da doğruyoruz. Sonra patateslerimizi böyle rende haline getireceğiz. O rendeden sonra da onları da tavada kızartacağız biraz. Sunum için hazır olacak. Tuz koyalım. Pul biber var. Biraz da kimyon. Sonra kekik. Domates. Şöyle atıyorum. Renk çok güzel ama. Gerçekten. Şimdi tamamını koyuyorum. Tamam. Ve hazır. Şimdi sıra patates kısmına geldi. Patatesimizi soyalım. Onu rendeleyeceğiz, kızartacağız. Bunu eğer biraz soğuk suda bekletirseniz, sonra bir taşım haşlayıp kurutup ondan sonra kızdırırsanız yağda,
O zaman çıtırtısı daha fazla olur patatesin. Neden mi? Çünkü nişastası tam istediğimiz kıvama gelir. Evet. Şöyle. Şimdi tahtamızı tamamen değiştiriyoruz. Çünkü çapraz bulaşma istemiyoruz. Şuradan hemen yeni tahtamızı alalım. Evet. Bıçağımızı da değiştiriyoruz. Ve patatesimize devam ediyoruz. Şimdi ne dedik? Patatesimizin eğer bu glisemik indeksini düşürmek istiyorsak çiğken limonla ovacağız. Ne işe yarayacak bu? Sizi daha uzun süre tok tutmaya yarayacak. Yani glisemik indeksini düşürdüğünüz zaman ürünler sizi daha uzun süreli tok tutar. Böyle düşünebiliriz. Şimdi rendemizi yapalım. Bu arada yağımı koyup altını açacağım. Biraz sıvı yağ. O kızana kadar ben de rendeyi yapmış olurum. Suyunu sıkıyoruz. Ve wow, direkt kızmış. Çok kızmış bir yağ. Atıyoruz. Tamam. Şuraları toparlayalım. Evet. Şimdi şuradan şöyle karıştıralım. Şimdi işte iftar soframızı kurmaya hazırız. Şuraları toparlayayım beraberiz. Şöyle bir limonumuzu sıkıyoruz. Evet. Şunları kaldıralım. Döküm tencere olduğu için ısıyı uzun süre saklayabiliyor. Şimdi terbiye edeceğiz. Tabii yumurtamızı da kıralım. Evet. Şöyle karıştırıyoruz. Evet. Şimdi terbiye edelim. Bu şekilde. Tamam. Şimdi şöyle döküyoruz. Tamam. Nane ile süsleyebiliriz. Taze nane. Çorbamızı koyalım. Şimdi taze nane koyacağım üzerine. İsterseniz kızarmış işte pul biber ve tereyağıyla beraber de bir gezdirme işlemi yapabilirsiniz. O da güzel olur. Şöyle nanelerimizi koyalım. Biraz pul biber. Tamam. Sonra zaten tatlımızı kesmiştik. Tatlımız üzerine biraz daha fıstık ve Hindistan cevizi koyacağız. Ama ondan önce çökertme kebabımızı yapalım. Şunları şöyle atıyorum. Şu şekilde katlar bir şekilde patatesimizi koyduk. Etimizden koyuyoruz. Üzerine taze kekik güzel gidecek. Evet. Şimdi domateslerinden birazcık biber ve domatesi. Tamam. Şimdi üzerine haşhaşla, yanına haşhaşlı yoğurt. Biraz yoğurt. Burasına. Ve haşhaş. Tamam, hazır. Antep fıstığından da biraz tatlımızın üzerine daha ekleyelim. Evet, şöyle fıstıklarımızı bolca koyduk. Şimdi hoşafla ilgili belirtmem gereken bir şey var. Biz bunu konsantre yaptığımız için, yani nedir konsantre? Yoğun. Onu uzun süre dolapta tutabiliriz. O yüzden de yapacağınız şey bir hani kepçe veya bardak hani hoşaf.
Arkasından yine bir bardak soğuk soğuk buz gibi onunla beraber karıştırarak servis ederseniz daha lezzetli olur. Şeker oranını azaltmış olursunuz. Daha da hem de konsantre olarak çokça kenarınızda bulunur ve sizin için uzun süreli serin bir içecek olur. Ramazanın bereketi sofralarınız üzerine olsun. Sağlıklı beslenmek, mutlu olmayı bilmek ve şükretmek lazım. Görüşmek üzere. Hoş geldin kara gözüm. Hoş bulduk kel kapalı üzüm.